besinler sindirim olayı sonucunda kana geçerek vücudumuzda gerekli yapı ve organlara gider. Metabolizma sonucu oluşan atık maddelerin vücudumuzdan uzaklaştırılması gerekmektedir. Atık maddeleri vücudumuzdan uzaklaştıran sistem boşaltım sistemi olduğu için doğru cevap C şıkkıdır. Özellikleri verilen yapı ve organ aşağıdakilerden hangisidir? Karın boşluğunun arka tarafında bulunur. Boşaltım sisteminin en önemli organıdır. Fasulye tanesi şeklindeki bir organdır ve kanı süzer. Bu organ böbrek olduğu için cevap D olacaktır. Böbrekler vücudumuzdaki tüm kanı süzer ve atık maddeleri kandan ayırarak kanı temizler. Böbreklerin görevini yapmaması bütün organlarımızı olumsuz yönde etkiler. Eğer böbrekler tamamen çalışamaz duruma gelirse kanı süzemez. Böbreğin görevini yapamaması durumunda kullanılan cihaz diyaliz cihazı olduğu için cevap C şıkkı olacaktır. Görseli verilmiş olan boşaltım sisteminde gösterilen numaralı yerlere gelmesi gereken yapı ve organların baştan sona doğru sıralanışı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? Baktığımız zaman böbrek, üreter, idrar kesesi ve üreter tırayı gördüğümüz için cevap B olacaktır. Aşağıda boşaltım sistemi ile ilgili bir paragraf yer almaktadır. Paragrafta boş bırakılan yerlere gelmesi gereken ifadeler aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Süzülen kan içerisindeki zararlı maddeler ile bir miktar su idrarı meydana getirir. Oluşan idrar üreter yardımıyla daha aşağıda bulunan idrar kesesine gönderilir. Burada biriktirilen idrar belli bir seviyeyi aştığında vücut dışına atılması gerekir. Kasların kasılmasıyla idrar üretra yardımıyla vücut dışına atılır. Böylelikle doğru cevap B olacaktır. 6. sınıf öğrencileri fen dersinde boşaltıma yardımcı yapı ve organları öğrenmişlerdir. Dersin sonunda Neşe öğretmen öğrencilerinden konuyla ilgili birer cümleyi kağıtlara yazıp panoya asmalarını istemiştir. Aşağıdaki seçeneklerde öğrencilerin yazdıkları cümleler yer almaktadır. Buna göre öğrencilerin yazmış olduğu aşağıdaki ifadelerden hangisi konuyla ilgili değildir? Derimiz terleme yoluyla vücudumuzdaki fazla tozun ve suyun atılmasını sağlar. Doğrudur. Kalın bağırsak sindirilemeyen ya da oluşan atık maddelerin dışarı atılmasını sağlar. Evet, bu da doğrudur. Akciğer, vücudumuzdaki faaliyetler sonucu oluşan karbondioksit gazın ve bir miktar suyun dışarı atılmasını sağlar. Evet, bu da boşaltımla ilgilidir. Ancak karaciğerin zararlı olan üreyi daha az zararlı amonyağa dönüştürmesi bununla ilgili olmadığı için cevap D olacaktır. Ayşe öğretmen öğrencilere boşaltım sistemi yapı ve organları adlı bir etkinlik yaptırmıştır. Bu etkinlikte kullanılan malzemeler şunlardır. Renkli kağıtlar, beyaz karton, yapıştırıcı makas. Aşağıdaki Ayşe öğretmenin sormuş olduğu bu soruya bazı öğrencilerin vermiş oldukları cevaplar yer almaktadır. Öğrencilerin yaptığı yorumlar göz önüne alındığında bu öğrencilerden hangisinin konuyu tam anlayamadığı söylenebilir? Deniz böbreğin kanı süzdüğünü söylemiş. Doğrudur. Eylül idrar kesesinde birikir. Evet, doğrudur. Melis idrar kanalı yoluyla vücuttan atılır demiş. Doğrudur. Ancak Berk böbrek idrarın biriktiği yerdir demiş. Yanlıştır. Böbrek kanın süzüldüğü yerdir. Bu yüzden doğru cevap Berk yani C olacaktır. Yukarıdaki organlardan kaçı boşaltıma yardımcı olan yapı ve organlardan değildir? Baktığımızda sadece midenin boşaltıma yardımcı organ olmadığını görüyoruz. Mide sindirim sisteminde görevlidir. O yüzden sadece bir tanesi olacaktır. Böylelikle cevap D şıkkıdır. Caner boşaltım sistemimizle ilgili öğrendiklerini defterine not almıştır. Caner'in cevaplarını bize sormaktadır. Böbrek atardamarı oksijen bakımından zengindir. Doğrudur. Böbrekler kanı süzerek su, tuz ve üre oluşturur. Doğru bir ifadedir. Derinin boşaltımdaki görevi amonyağı üreye çevirmektir demiş. Yanlıştır. Terlemeyi sağlamaktır. Böbreklerde süzülen oksijence fakir kan üretrada temizlenir. Hayır, üretra vücut dışına atan kısımdır. Böylelikle cevap B şıkkı olacaktır.